şeyi daha çok ürkütecek zannediyordum. Şeyi daha çok ürkütüyor. Hep şeyi. Çok. Dedim önlü. Yürü. Ki 1985 yıllarında askerliğimi yaparken sanıyorum. Bir şekilde yönetmenlerin otobiyografilerini falan okuma. Bunu ben de yapabilirim duygusu yarattı galiba. Önce teknik bir şeye başladım. Mücadele. Yani kendime güvenmek için işin bütün teknik yönlerini konusunda iyice eğittim kendimi kitaplar yoluyla. Çünkü sinema dünyasında kimseyi tanımıyordum. Biraz da kitaplardan öğrenen bir insan olduğum için belki bu küçük ekip ile çalışma yöntemi tarzı oluştu. Tam bilemiyorum. Böyle başka. Peki Koza'dan kasabaya, kasabadan Mayıs sıkıntısına bir serüven var. Bu serüveni anlatır mısınız? Mayıs sıkıntısı geçici ismi filmi. Büyük olasılıkla değişecek. Koza tabii yani fotoğrafçılık gibi bir şeydi benim için, tek başımaydım. Filmin yarısında bir arkadaş yardımcı oldu. Tıpkı fotoğraf çeker gibi annem ve babamın dünyasını anlatmaya çalıştım. Daha önce bir video kamerayla onların etrafında yıllarca dolanmıştım. Yani sinemada nasıl bir şey yapılabilir, onu arıyordum belki de, bilmiyorum. Daha sonra o seyrettiklerinden bir şeyler montajladım. Bana bir tür sinema duygusu verdi bu videoyla yaptığım denemeler. Bunu 35 milimetreyle çekmeyi düşündüm ve benim için ama en zor film kesinlikle Koza'ydı. Yani bir şekilde bütün aşamaları yaptığınız zaman montajıyla, çekimiyle, seslendirmesiyle hiçbir okulunu örtemeyecek kadar çok şey öğreniyorsunuz. Dolayısıyla benim için en iyi öğretmen Koza oldu. 2 yıl sinema okumama rağmen Koza'sını bitirdikten sonra. Koza'dan sonra kasaba çok daha kolay oldu. Artık nasıl çalışacağımı biliyordum. Daha kendime güveniyordum. Aynı yöntemlerle çalıştık. Hiç bir şey değişmedi hemen hemen. Bu film beni biraz daha korkutuyor. Çünkü sesli çekim. O konuda çok önceden bir deneyimim yok. Bir amatör oyuncuya doğal bir şekilde konuşturmak, amatör oyuncuya. Bunu becerip beceremeyeceğim konusunda biraz kaygılıydım çekimden önce. Ama şimdi çekimler bitmek üzere. Görüyorum ki sesli çekim çok daha kolaymış dublajdan. Yani sadece çekim sonrası için söylemiyorum. Çekim sırasında da çok daha kolay geldi bana. Çünkü sesli çekmediğiniz zaman sahnede bir denge yaratılıp yaratılamadığını tam hissedemiyorsunuz. Yani en azından benim için öyle. Oysa sesli çektiğiniz zaman aksayan yer hemen kendini gösteriyor. Ve diyalogların yanlışlığını anlıyorum. Ve o oyuncunun ağzına oturan, onun kendi kelimelerinden, kendi kullandığı sözcüklerden seçtiği kelimelerle yeni bir dünya oluşturmaya çalışıyorum. Sanırım sesli çekim çok daha kolay geldi bana. Amatör oyuncularla birlikte. Peki biraz da bu filmi anlatır mısınız? Senaryosunun yazılımından kast seçimine kadar. Senaryo yazmayı aslında babamın başından geçenleri yazarak işe başladı. Daha sonra ona bazı eklentiler yaptım. Mesela çocuğun başına gelen hikayeyi Ahmet Uluçay'ın, arkadaşım Ahmet Uluçay'ın anlattığı çocukken başına gelen bir olayı anlatmıştı. O olaydan esinlenerek çocuk bölümünü yazdım ve buna bir şekilde entegre ettim. Daha sonra kasabanın çekimlerinden edindiğim takım izlenimler ve gözlemlerimden yeni bir karakter ekledim. Kasabaya gelen bir yönetmen. Bir de kasabada, kasabadan kurtulmak isteyen, kasabada olduğu gibi, kasabada
bir karakter daha ekledim ve bunları birbirine entegre etmeye çalıştım. Ben gene kasa dönmek istiyorum. Kasabayla aynı kasa neredeyse. Yani bu kastan memnun niyet mi var yoksa bazı olanaksızlıklar mı? Valla bu kastan memnun olmasaydım tabii ki başka kısmı arardım. Bu kasla olabileceğini bildikten sonra niye başka arayayım diye düşündüm. Çünkü amatör kişilerden oluşan böyle bir annem babam gibi sinemadan hiç anlamayan, yani sinemanın dışında olan sinema dünyasında insanları rahatlaştırmak için onların tanıdığı, kendilerini yakın hissettikleri insanların çevrede dolaşması çok daha kolaylaştırıyor işi. Sadece yönetmen rolü için biraz zorlandım. Çünkü buralı birisi olsun istemiyordum. Dışarıdan gelen birisi olması gerekiyordu. Ve normal hayattaki hiç deneme yapmadık hiçbir oyuncuya. Sadece çocuk dışında hiçbir oyuncuda deneme yok. Normal hayattaki jestleri, mimikleri, davranışları, fikirleri ve saygı duyduğum ve beğendiğim ve bu role uyacağını düşündüğüm Ankaralı arkadaşım Muzaffer Özdemir'i seçtim. Onun dışında diğer kastlar zaten kendiliğinden oluştu. Çünkü kısmen kendi hayatlarını oynuyorlar zaten. Bu diyaloglarda zorlanmamalarını sağlıyor. Peki kasabadan sonra yine bir kasabada geçen olay kendinizi yani sinema dili içerisinde ne yönetmen olarak görüyorsunuz? Ya da neyi yapmak istiyorsunuz? Ne çekmek istiyorsunuz? Valla bilmiyorum. Sonuçta insan ruhunu anlatmayı hedefliyoruz tabii. Ve bunun belli durumlarda içine düştüğü durumlara karşı verdiği tepkilerden onun derinliklerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu. Ve bu duyguları, bu psikolojik durumları belli olaylar içine oturtarak ahlaki, vicdani görüşlerimizi de anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Aslında yeri değil ama yani bir tür yönetmeni olarak bir yere koyabilir misiniz? Valla o benim işim değil. Ben sadece sezgilerimin peşine takılıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O sınıflandırma eleştirmenliğin işi herhalde. Şey sormak istiyorum ayrıca. Sponsorlu bir proje. Bunun size getirdiği dezavantajlar var mı? Hayır. Tam tersine çok faydası var. Her şeyden önce bu sponsorluk biraz farklı. Bu sponsorluğu ben ödül olarak kazandım. Yani bir firmaya gidip bana sponsor olur musunuz demedim. İstanbul Film Festivali'nde aldığım bir ödüle dahildir. Şeydi bu sponsorluk. Zaten Efes sen film konusunda herhangi bir yönlendirmede bulunmuyor. Yani sanatsal ya da bütün konularda serbest bırakıyor. Dolayısıyla hiçbir rahatsızlığı yok. Tam tersine sinema üretiminin bir takım pis yan işlerinden arındırıyor insanı ki bu çok rahatlatıcı bir şey. Mesela film bittikten sonra onun tanıtılması, gazete ilanları, afiş falan gibi insanın kendisi bağımsız olarak film yaptığında tümüyle çok ağır gelen ve yaratıcılık tarafıyla da hiçbir ilgisi olmayan işler. Bir de son olarak bundan sonraki projeler başlandı mı, başlanacak mı, kafanızda bazı fikirler vardır muhakkak. Evet, tabii ki var. Her şeyin açısında vardır muhakkak. Çekmecesinde birkaç fikir. Bundan sonra İstanbul'da bir film çekmek istiyorum. Tabii
hiç film çekmeyebilirim de. Yani bu film bittikten sonra tam olarak netleşebilecek bir durum. İnsanın duyguları sürekli gidip geliyor. Enerjisi azalıyor yaş ilerledikçe. Ama şu anki kafamda fil izlenen yeni proje İstanbul'da geçen varoluşçu bir öykü diyebilirim. Bana şu öykülerin aklıma geliyor. Yani Mayıs sıkıntısı filmin ismi, film hakkında ne tür ipuçları veriyor? Hiçbir ipucu vermiyor herhalde. Çünkü bu isim büyük bir olasılıkla değişecek. Belli yerlere bir isim söylemek zorunda olduğum için bu ismi koyuverdim. Kültür Bakanlığı'ndan izin alırken falan. Film hakkında bir şey söylemiyor. Zaten film isimlerinin film hakkında ipucu vermesi ve yönlendirmesini sevmiyorum. Genellikle bir anlama gelmeyen fazla isimleri tercih ederim. Film için Ankara'dan geldiniz. Bu yaşantıya aşina mısınız? Evet, tabii ki. Daha önce kasaba filminin çekiminde de bulunmuştum. Sinemayla daha haşinleşirim yani öteden beri. Yani siz hangisini sordunuz? Film şeyi mi? Neydi sordunuz? Baştan alalım mı? Tamam, peki şeyden başlayalım o zaman. Ya filmdeki rolünüzü anlatır mısınız? Film çekmeye çalışan bir film yönetmenini anlamıyorum. Buradan Bilge'nin şeyiyim ben. Rolünü üstleniyorum. Daha doğrusu modelini oynuyorum. İşte kendi çocukluğunun geçtiği kasabada bir film çekmek istiyor. Amatör oyuncular bulmak durumunda filan. Bir hevesli tabii. Yeni sayılır. Oyuncu ve mekan arayışları içinde olan birisi. Fakat oyuncu olarak seçmeye çalıştığı insanların hepsinin bir devri falan var. Yani onun dünyasından tamamen uzak falan. Böyle gidiyor işte. Olaylar. Peki siz bir aktör olarak bu role kendi yorumunuzu, kendi anlayışınızı nasıl kattınız? Ya biz aktör değiliz. Zaten böyle bir şeye tesadüfen girdik. Yani oyuncu falan değilim ben. Herhangi bir yorumum yok. Kendim olsam yeterli gibi bir şey var. Durum söz konusu. Yani kendim oynasam iş olacak. Onu da beceremiyorum. Hoşnut değilsiniz galiba. Tabii. Yani ben izliyorum monitörden sonraki çekilen sahneleri. Doğal olmaya çalışmak da doğallığı bozuyor biraz. Pek iyi değil. Ben kendimi pek beğenmiyorum ama bir bulaştık bir şey işte arkadaş hatırı için. Yani zor iş. Var mı sizin sorun? Yorumsuz değil mi? Daha ne olsun? Artık Cemre daha. Ne yapıyormuş? Sen ne oynuyorsun filmde? Ben benim akrabam olan bir çocuğu oynuyorsun. Yumurta hikayesi. Onu anlat. Yumurta hikayesi. Yumurta hikayesini ben bilmiyorum. Ben bu yumurtayı 40 gün cebimde kırmadan taşırsam babam var bir tane. O babamla konuşup bana müzikli saat aldıracak. Becerebiliyor musun kırmadan taşımayı? Hı-hı. Yalan söyleme. 2 tane yumurta kırdım. Öyle değil mi? Yani biraz beceremiyorsun değil mi? Pek bir iş yapmamış, kendisini dışarıya atmak isteyen, ne bileyim, ailesine herhangi bir maddi katkıda bulunmayan bir çocuğu oynuyor, bir genci oynuyor. Yani profesyonel bir oyuncu değilsiniz ve evet. Profesyonel oyuncu olmadığınızı her seferinde, her bahaneyle söylüyorsunuz. Yani bu size bir rahatsızlık veriyor mu? Hayır, bu beni rahatlatıyor. Çünkü yani herhangi bir yerden eleştiri falan geldiğinde zaten ben profesyonel değilim, beni ilgilendirmez deyip yani çabuk kaçabiliyorum hiç olmazsa. Yani profesyonel olsam herhangi bir eleştiriyi göğüslemek zorundayım. Yani bu her dalda böyledir. Onun için bunda profesyonel olmadığım için de gayet rahatım. Yani ben zaten kameranın karşısına geçtiğim zaman Bilge'nin senaryoda söylediklerini tam olarak söylemiyorum. Yani
okuyorum onları ve kendime göre yorumlayarak. Çünkü benim kendi kişiliğime göre yorumlayarak. Ben onları o şekilde aktarmam diyorum. Bu şekilde aktarırım. Eğer o senaryodaki şekilde aktarırsam doğal olmuyor benim için. Yani muhakkak bir tutukluk oluyor ya da ne bileyim. Yani doğal olamıyorum. Ama kendi sözlerimle kendime göre söylersem gayet dört dörtlük oluyor geliyor bana. Peki, çok teşekkürler. Tamam.